Herkese merhabalar. Bugün Afyon postası olarak Bolu'dayız. Şu anki durağımız da Bolu Gölcük. Burası açıkçası çok soğukmuş. Biz bu kadar soğuğunu beklemiyorduk. Afyon'u soğulayacak derecede diyebiliriz. Şu anda buraya geziyoruz ama buradan sonra Bolu merkeze gideceğiz. Röportajımızı Bolu'da yapacağız ama açılışımızı burada yapalım dedik. Haydi başlayalım. Evet, şu anda Bolu merkezdeyiz. Burada sorularımızı yönelteceğiz. Haydi başlayalım. Afyon deyince aklınıza ne geliyor? Sucuk. Başka Karahisar ilçesi oluyor. Kalesi. Evet. Daha önce gittiniz mi peki Afyon'a? Yok, gitmedim. Gitmediniz. Evet. Peki gastronomi şehri, ona dair yemeklerine dair bir şey biliyor musunuz? Duydum ama tam olarak bilmiyorum. Afyon deyince sucuk. Başka? Daha önce gittiniz mi hiç? Hiç gitmedim. Yok. Gitmedim. Geçtim, yoldan geçtim de hani Samsun'a giderken. Başka gitmedim. Kaymak, sucuk, termal kaplıca. Ne güzel. Daha hiç duymadık bu cevabı biz. Başka da yok. Gittiniz mi daha önce peki? Gittim. Turizmciyim ben. Gittim. Güzel yer Afyon. Nasıl buldunuz peki? Afyon'u nasıl buluyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Güzel. Güzel yani. Afyon güzel yer. Bir de Başkumandan Atatürk'ün yaptığı yer orada. Büyük taarruzu başlattığı yer. Güzel. Siz hangi yayın? Afyon postası. Afyon'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Sokak geziyoruz. Kaymak. Kaymak. Evet. Başka peki daha önce gittiniz? Hayır, gitmedim. Daha önce gitmedim. Yani genel kültür. Yani. Peki yolunuz hiç düştü mü? Önünden geç gitmedim. Hiç çatarafa geçmedim. Nasıl? Afyon deyince aklınıza ne geliyor? Afyon Karahisar. Afyon Karahisar deyince aklımıza ne geliyor? Yani birden sorunca. Evet. Evet, eşim daha iyi biliyor. Evet, lokum biliyorum sadece. Bolu deseniz hani bir şeyler Iğdır söyleriz deseniz, de. Kayısı ya da Iğdır. Oradan geldik de Afyon'u biraz. Malatya, Iğdır, kayısı evet. Afyon deyince evet lokum. Eşim dedi. Sucuk var, kaymak var. Ya ben sucuk, de kaymak. Ki lokum hediye edeceksiniz şimdi ama. Yani Afyon'u soruyorsanız evet lokum hediye etmeniz gerekiyor ama. Aynen. Biz Afyon'dan geliyoruz bu arada. Afyon'dan geldik. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de Bolu'nun yerlisi olaraktan Afyon'un lokumu bir de sucuğu. Sucuğunu yedik ama evet, hani Bolu'nun sucuğunu pek tutmuyor. Çünkü Bolu'da hani reklam gibi olmasın da Aktaş sucukları her var. Güzel diyorsun. Öyle mi diyorsun? Evet, bence bir Afyonlu olarak Aktaş sucuklarını denemeniz lazım. Peki sağ olun. Siz de bence şöyle söyleyeyim. Afyon sucuklarını bir daha bir deneyin. Evet evet. Onu da bir daha deneyelim. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Peki bir de şunu sorayım. Daha önce hiç Afyon'a gittiniz. Afyon'a daha önceden gitmedik. Yani eşim öğretmen. Iğdır'a gittik. Doğu tarafını gezdik ama Afyon tarafına nasip olmadı. Afyon'un kaymağı meşhur. Başka bir şey değil yani. Onun haricinde var mı aklınızda gelen? Vallahi şu anda yok. Ben şoför olduğum için pek yani geziyoruz ama şehir merkezine girme imkanımız hiç yok. Sucuğumuz meşhur, kaymağımız biliyorum. Meşhur. Doğru, doğru sucuğumuz evet. Doğru. Kaymağımız, sucuğumuz hepsi meşhur. Doğru söylüyorum. Evet. Doğru. Peki siz gittiniz mi Afyon'a daha önce? Hiç gitmedim. Yolunuz düşmedi mi hiç? Düşmedim. Bu arkadaş çözü bu düşe. Şoför oldu. Şoförle falan yaptığım için çok geldim gittim yani oraya. Nasıl buluyorsunuz Afyon'u, Afyon halkı? Ya Afyon yerleşim olarak yani bizim buraya göre çok farklı. Yani insanlar da biraz cancıdır. Çok gezdiğimiz için biliyorum yani burayı. Buranın nasıl peki? Burası yani şöyle herkesin de insan olduğu için burada. Orada o kadar yok. Daha yerli diyorsun. Evet. Afyon deyince aklınıza ne geliyor? Sucuk geliyor. Çünkü ben Afyon'a ilk gittiğim zaman çarşıya indiğim zaman hani nereye baksam sucuk görmüştüm. Sucuk dükkanları. Deyince direkt sucuk geliyor bu arada. Peki önceden biliyor muydunuz sucuğuyla meşhur olduğunu? Yani daha çok kaymağı duymuştum. Sucuk pek duymamıştım ama onu da öğrenmiş oldum. Peki Afyon'un en sevdiğiniz lezzeti ne diyeyim? Yani sucuğu söylediniz ama yemeklerini yediniz mi? Gastronomi şehri. Evet öyle ama benim pek yemeklerle aram olmadığı için çok şey yapmadım. Tamam. Peki Bolu'yla Afyon'un bir ortak noktası var mı sizce? Ya şu an Bolu'da
ilk defa Bolu'da bulunuyorum. Ortak bir nokta olarak... İç Anadolu. İç Anadolu binalar birbirine benziyor diyebilirim yani. Ben biraz da soğuğunu benzettim açıkçası. Evet, aynen, soğukta benziyor tabii. Sizin Afyon deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor? Bükme geliyor. Ondan sonra birazcık kaba insanlar geliyor. Öyle mi? Aynen. Neden peki? Ya bilmiyorum, çok kaba biraz yani. Kabalar, evet. Özellikle trafikte çok kaba oluyorlar. Yani orada karşıdan karşıya geçerken illa hani başka bir şehirde 5 defa, 2 defa bakıyorsam orada 10 defa bakma ihtiyacı duyuyorum yani. Afyon deyince aklımıza şeker. Afyon neymiş şekeri. Sucuk. Biz gere deriz abi. Bizim keşimiz meşhurdur. Evet, bekliyoruz. Neyiz meşhur? Keş. Nasıl bir şey ben bilmiyorum. Keşi. İlk defa gelmiştim. Evet, aynen keş çökelek gibi sobanın üstünde kızardırız. Sabah kahvaltılarda tereyağlı ekmekle. Somun ekmeği, köy ekmeği yani. Ne güzel. Peki daha önce hiç Afyon'a gitme fırsatınız oldu mu? Hayır. Olmadı. Sizin de olmadı. Programdan sonra olur inşallah. Kaymak. Ne güzel. Afyon'un kaymak. Bir de şey, mermer. Mermer, evet. Bakın mermer cevabını hiç kimseden duymadım daha. Bunu. Mermer. Afyon deyince ne gider akla? Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Evet. Güzeldir. Afyon, Afyon'dur. Güzeldir Afyon. Çok güzel. Daha önce hiç gittiniz mi? Bir kere gittim. Nasıl buldunuz? İyi, fena değildi. Güzel memleket. Aynı Bol gibi ufak bir memleket. Evet. Yani iyiydi, fena değildi yani. Güzeldi. Peki, nasıl? Afyon deyince aklınıza ne geliyor? Afyon kaymağı. Afyon kaymağı. Peki Afyon'a gittiniz mi daha önce? Gitmedim ha. Gitmediniz. Gidip yalınız kaymağından gidim. Elma geliyor. Yani evet. Patates geliyor. Oranın üniversitesinde okumayı düşünmüştüm. Bayağı araştırdım ama yani pek aklımda kalmadı hani Bolu'ya gelince. Hani güzel bir memleket. Güzel. Daha önce gittiniz mi peki hiç? Hayır. Hani İstanbul'u, Malatya dışında bile Bolu dışında bir yere çıkamadım. Hani öyle anlatayım ama gelmeyi çok isterim. İnşallah gelirseniz bekleriz. Bir de biz gastronomi şehriyiz. Biliyorum. Bu konuda... Orada gastronomi okuyan arkadaşlarım var. Yani bayağı güzel projeler falan yapıyor. Yani güzel bir yer. Yemek olsun, yani orada yetişen şeyler olsun, güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum ben. Afyon kaymağı. Afyon kaymağı. Afyon sucuğu. Daha önce gittiniz mi peki? Afyon'a gittim, defalarca o kaymaktan tattım. Gerçekten çok güzel bir lezzet bence. Evet. Peki onun haricinde nereleri gezdiniz, neleri meşhur? Afyon Kalesi'ne çıktık, gezdik kalede. Şehir içinde şöyle aracımızda bir tur attık. Kısmet olursa yakın zamanda da Afyon'daki kaplıcalara bir ziyarete gitmeyi düşünüyoruz. Aynen. Çıkarım tabii ki, manzarası çok güzel. Yani belli bir noktaya kadar arabamızla çıktık. Daha sonra yaya devam ettik ama görülmesi gerekir diye düşünüyorum o güzelliğin, tarihi eserleri. Kaymak. Kaymak. Daha önce gittiniz mi peki hiç? Hiç gitmedim. Nasıl? Afyon deyince aklınıza ne geliyor? Kaymak geliyor. Oraları çok bilir, gezdiğim bir yer. Öyle mi? Ne için gitmiştiniz? Biz büyük ağaçlının... Oto taşıyan tırlar var büyük. Evet. O tırlarda çalışmıştık 20 yıl. Hı-hı. 20 yıl boyunca Türkiye'yi dolaştım. Afyon nasıl buldunuz peki bunu? Afyon güzel. Her zaman gittiğimiz yer, kaplıcalarıyla, her şeyleriyle ünlü bir yer. Sevdiniz mi peki Afyon'u? Afyon'u tabii ki her Türkiye'nin her yeri sevimli olduğu gibi orası da sevimli. Peki, siz röportaj mı çekiyorsunuz? Evet. Geçen hafta da çıktım ben bir yere ya. Burası başka teyze. Biz Afyon'dan geliyoruz. Afyonlu musunuz? Evet. Yani Bolu'da yayınlanmayacak, Bolu gündem. Yok, Bolu'da yayınlanmayacak, izleyebilirsiniz. Bolu gündemde de beni alıyor şeyde depremden sonra da. Evet. Orada da çıktım çok yani. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Kaymak. Kaymak. Kaymak, kaplıca. Ne güzel. Sucuk. Sucuk. Kaymak. Peki daha önce gittiniz mi hiç? Evet, yol üzerinde uğradık. Nasıl buldunuz? Ya biz dinamo tesisine girdik, şehir olarak gezmedik. Antalya'ya geçerken uğramıştık, gelirken o kadar. Kaymak. Kaymak. Peki daha önce gittiniz mi hiç? Gittim. Nasıl buldunuz? Süper, çok güzel bir yer. Nereleri gezdiniz peki? Ya iş icabı gittik, biz orada otelde kaldık. Çok fazla uzun metrajlı olmadı ama bir kere de bir termal otelinde kaldım ben oranın. Yani çok güzeldi, güzel, iyiydi yani, muhteşem bir yer. Termalleri nasıl peki? Süper. Öyle mi? Çok güzel. Ne güzel. Tavsiye ederim. Afyon Doku mu? Peki daha önce gittiniz mi hiç? Gittim. Nasıl buldunuz?
Biz yoldan geçerken uğramıştık. Güzeldi. Sucuk. Peki başka var mı? O kadar. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Daha önce gittiniz mi hiç? Ya Afyon'a gitmiştim yok ama Afyon'da yani şöyle askerlik yaparken bir tane arkadaşım vardı. Bahsederdi yani Afyon'un ikliminden falan. O kadar yani bilgim başka yok. Sabit olaraktan meşhur olduğu yemeklerdir. Onlar geliyor. Hatta üniversite öğrencisiyim. O da arkadaşım var bir tane Afyonlu. Bayağı da iyi anlaşıyoruz. İnsanlar bayağı sempatik yani seviyorum. Ne güzel. Peki neler duydunuz Afyon'a dair? Neler biliyorsunuz? Afyon Dinar diye bir ilçesi var sanırım. Orayla alakalı pek bir şeyler duyduk ama pek hiç şaşırtıcı değil diyorlar duyduğumuz şeyler. Ama onun ne gibi şeyler duydunuz peki? Ya şimdi tabii genelleme yapmayalım ama genelde Afyon'a göre daha çok sıkıntılı kavgalı olduğu yer diyorlar. Anladım. O şekilde. Öyledir belki ben de bilmiyorum çok. Şunu sorayım peki yiyeceklerine dair neler biliyorsun? Yiyeceklerine dair pek bir bilgim yok. Orada ben sucuk duydum bir sucuk duydum. Ya yani. Onu zaten bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum sucuğu. Ama biz onları almak istiyoruz işte. Bolu'da biliniyor mu? Ya yani Bolu'da tabii ki biliniyor. Yani Türkiye'nin çoğu yerine bilindiği gibi biliniyor. Ve severim de arkadaşım sağ olsun getiriyor her Afyon'a gittiğinde. Ne güzel. Yurtta pek şey olmasa da hijyenik şartlarda olmasa da yiyoruz yani. Güzel. Aklımıza ne geliyor? Evet. Hiçbir şey. Hiçbir şey gelmiyor. Gelmiyor aklımıza. Hiç yemeğine dair işte gezecek yerlerine dair. Afyon'u yemeğine falan içmedik ya zaten. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Sucuğunu, karmağını... Hiçbir şey işte. Sucuk. Sucuk. Evet. Peki onun haricinde var mı aklınıza gelen? Kaplıca. Kaymak. Coca-Cola. Coca-Cola. Neden Coca-Cola? Çünkü arkadaşım orada çalışıyor. Ona çok selamlar. Aleyküm selamlarım. Baş üstüne. Sağ olun. Sizler peki gittiniz mi daha önce? Yok gitmedi. Bir de Gülay abla geliyor benim aklıma. Gülay abla. Kredi kartımın eski şifresi. 0-0-3. 0-3. Evet. Vallahi şu anda hiçbir şey gelmiyor. Daha önce gittiniz mi hiç? Hiç gitmedim. Ne geliyor? Unutmuş. Sucuk yedin mi hiç sen? Hı-hı. Peki seviyor musun sucuğu? Hı-hı. Neyi seviyorsun? Sucuğu. Teşekkür ederiz. Kaymak, başka bir şey gelmiyor. Kaymak. Evet. Şu an hiçbir şey gelmiyor. Peki daha önce gittiniz mi hiç Afyon? Yok, hiç nasip olmadı Afyon. Yani. Haş haş. Patates. Komşularım vardı benim daha önce. Yani haş haş verirlerdi bana. Çörek yapardık ondan. Oo ne güzel. Yani. Çok güzel. Peki Afyon'la Bolu'nun bir ortak noktası var mı sizce? Patates. Yani. Şöyle bir şey. Gitmediğimiz için hani bir şeyler paylaşmadığımız için bilmiyorum. Hiçbir şeyi karşılaştırmadım yani. Doğal, hiç doğasını falan bilmediğim için, yüzeyini bilmediğim için. Bir şey diyemiyorum, karşılaştırma yapamıyorum yani. Biz Afyon Postası olarak şehir şehir gezmeye, sokak röportajları yapmaya devam edeceğiz. Siz de bizim gelmemizi istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.